yerde saklı tutulamayacak kadar değerlidir. Biz de Out of Office programımızda kariyerinde başarı yapmış kişileri konuk olarak alıyoruz. Bugünkü konuğumuz yazar ve gönüllülük eğitmeni İnal Aydınoğlu. Hoş geldiniz İnal Bey. Teşekkür ederim. Öncelikle siz iş ticaret kimliğinizle bilinmiyorsunuz ama gönüllülüğe geçiş yaptınız. Buna nasıl karar verdiniz? İşte benim bütün hayatım ticaret üstüne kuruldu. Çalışarak okuma zorunluluğum vardı. İlkokulda okurken tezgahtarlık yaptım. Ortaokulu ticaret ortaokulunda başladım ve muhasebe yardımcılığı yaptım. Liseyi ticaret lisesinde okudum. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdim. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde iş ararken de ticarete başlama imkanı doğdu. Ve sıfırdan ticarete başladım. Üniversitenin birinci sınıfından ikinci sınıfına geçiyordum. Tam 51 yıl ticaret yaptım. Ben hiç şifa imkanı olmayan bir işkoliyim. Eğer 51 yılımın tamamını sadece ticarette geçirmiş olsaydım, şimdi bakardım kendime, hayatım ne kadar bir tek işe odaklı geçmiş derdim. Oysa ki ben evimin kirasını, ofisimin kirasını ödeyebilecek, çocuğumun sütünü alabilecek, parayı kazanmaya başladığım ve kendimi güvencede hissettiğim günden başlayarak gönüllülük yapmaya başladım. Tam 39 yıldan beri gönüllülük yapıyorum. Günlük mesaimin %50'sini gönüllülüğe ayırdım. Kim duysa, zaten arkadaşlarım, ailem de o tarihlerde kınadı. Dediler ki, sen hem iş yapıyorsun, hem gönüllülük yapıyorsun. Bırak şu gönüllülüğü, bak işine dediler. Oysa ki benim hayatımı güzelleştiren, bereketimi artıran, işime rahmet katan her şey gönüllülükle geldi önüme. O yüzden bundan 5 yıl önce ticareti tümüyle bıraktım. Ve 5 yıldan beri iş adamı kimliğimi unutturmaya, sadece gönüllü ve gönüllülük eğitmeni olarak yaşamaya çalışıyorum. Dünya varmış. Ne kadar güzelleşti hayatım, dünyam, her şeyim nasıl güzel oldu. Şimdi üniversitelerde sizin gibi güzel, pırıl pırıl 1000 tane öğrencim var. Onlara topluma hizmet uygulamaları dersi veriyorum. İlk derse başladığım günlerde gönüllülük hepsine yabancı. Ben gönüllülükten, topluma hizmetten anlatıyorum. Birisi elini kaldırıyor. Buyur kızım. Hocam, vize imtihanlarını nasıl yapacaksınız? Evladım sen gönüllülüğü öğren, nasıl olsa yaparız imtihan diyorum. Tam hızımı aldım gidiyorum, arkadan bir el kalkıyor. Buyur oğlum. Hocam, dönem sonu imtihanlarını nasıl yapacaksınız? Çocuğum, nasıl olsa yaparız imtihan diyorum. Ama bu kadar gönüllülüğe yabancı olan gençlere 8 hafta ders yaptıktan sonra vize imtihanları yapıyorum. O vize imtihanlarında gelen kağıtları al böyle şeref madalyası diye göğsüne tak, taşı. Bu kadar güzel kağıtlar geliyor. Gönüllülüğü bu kadar güzel anlayan, bu kadar güzel öğrenen. Çünkü Türk insanının özü sevgiye, şefkate, merhamete, hakka, hukuka, adalete dayalı. Yani Türk milleti çok yüce ruhsal değerlere sahip bir millettir. Onları dışarıya çıkardığın zaman o 8 haftada nasıl müthiş gönüllüler yetişiyor. Ondan sonra onları 8 haftada gönüllü kuruluşlara, vakıflara, derneklere, engelli okullarına, çocuk yuvalarına, huzur evlerine staja gönderiyorum. O stajdan döndükten sonra şu anda 1000 tane staj kağıdı okuyorum. Yani staj dosyası kağıdı değil, staj dosyası okuyorum 1000 tane. Hayretler içinde kalıyorum. Bu çocuklar nasıl buraya kadar geldiler? Bugün bir kağıt okudum. Diyor ki, ben diyor ölünceye kadar
gönüllü olmak istiyorum, gönüllü yaşamak istiyorum. Ben diyor bu gönüllülüğün zevkini tattım, lezzetine vardım, gönüllü olmak istiyorum diyor. Nasıl bu ders onlara konulduğu için teşekkür edenler var? Nasıl bu dersi almaktan mutlu olanlar var? O yüzden gönüllülük çok müthiş bir olay. İnsanı çok zenginleştiren, içini aydınlatan, ruhunu güzelleştiren bir olay. 1988 yılında Avrupa'nın ünlü 388 Üniversitesi'nin rektörü toplanmışlar. Demişler ki, biz öğrencilere ilim öğretiyoruz, teknoloji öğretiyoruz, sanat öğretiyoruz. Ama insan olmayı, mutlu olmayı öğretemiyoruz demişler. O yüzden o 388 üniversite 1989 yılından itibaren, sonra onlara diğer üniversitelerde katılmış, topluma hizmet, gönüllülük, sosyal sorumluluk gibi dersler koymuşlar. 2006 yılında bizim YÖK eğitim fakültelerine bu dersi önermiş. 2006 yılından beri öğretmen adayları bu dersi okuyor. 2012 yılında da bütün üniversitelere önerdi YÖK. İster seçmeli ders olarak, ister zorunlu ders olarak koyun dedi. Ben ağırlıklı olarak Marmara Üniversitesi'ne gidiyorum. Oradan mezunum. Oranın mezunlar ofisi danışma kurulu başkanıyım Marmara Üniversitesi'nin. Öğrencilerimin ağırlığı orada. Çünkü 200 kişilik, 300 kişilik sınıflar var Marmara Üniversitesi'nde. Onlara ders veriyorum. Bir de Maltepe Üniversitesi'ne gidiyorum derse. Geçenlerde ikinci öğretimde ilk dersi yapmıştım. Yağmurlu da bir hava vardı. Hava da kararmıştı. Dersten çıktım. Arabama doğru gidiyorum. Bir baktım 6-7 tane delikanlı bekliyor bizim sınıftan. Hayrola çocuklar dedim. Hocam seni bekliyoruz dediler. Söyleyin dedim. Hocam dediler biz dersten öyle etkilendik ki. Bekledik senin elini öpmek istiyoruz. Dedim yok benim öyle bir geleneğim. Ben dedim el öptürmem. Gelin ben sizin yanaklarınızdan öpeyim dedim. Birisi hocam ben bekledim öpeceğim dedi sarıldı. Yani gönüllülük bizim Türk gençlerini, Türk insanlarını bu kadar çok etkiliyor. Böyle bir dersi almaktan, böyle bir dersi yapmaktan ne kadar çok mutlu olan insanlar var. Bak sen de melek gibi, melek yüzlü bir güzel insansın. Çok güzel bir genç kızsın. Sen de bu gönüllülüğe ver gönlünü. Gönüllülüğe ver gönlünü. Müthiş mutlu olursun. Ve bu şu anda çok güzelsin. Ama 60-70 yaşına geldiğin zaman tasavvur edilemez derecede güzel olursun. Çünkü gönüllülüğün nuru insanın yüzünü aydınlatıyor. Peki gönüllülük platformu kurdunuz geçtiğimiz yıl. O platformun hedefleri nelerdir? Ne iş yapıyor? Şimdi biraz sonra size kitaplarımı da takdim edeceğim. 12. kitabımın ismi İçsel Yaşam Üzerine, Ruh Dünyamız Üzerine yazılmış denemeler. Benim bütün kitaplarımı 23 yılda beraber çalıştık biz eşimle. O bakar, okur, son onayı o verir. O kitabı da okuduktan sonra dedi ki, bak dedi, şu Türkiye'de senden daha iyi bir şekilde ruhsal meseleleri, spiritüel konuları işleyen, yazan, dünya kadar adam var dedi. Ama dedi, hayatının 39 senesini gönüllülüğe ayırmış ve gönüllülük üzerine ona yakın kitap yazmış, başka bir adam yok Türkiye'de dedi. O yüzden sen artık başka hiçbir konuya bakma. Bırak o spiritüel konuları falan, daha iyi bilenler, daha iyi anlatanlar yazsın.
Sen sadece gönüllülük anlat ve gönüllülük üzerine yaz dedi. Ben de gönüllülük üzerine çeşitli projeler oluşturuyorum. Zaten 340 sayfalık bir kitabım var. Gönüllülük yaşamımın ilk 35 yılında yaptığım projeleri yazar hayatım. Gönüllülük projeleri yapmakla geçti. Şu anda da ben özellikle bu üniversitedeki dersler tabii çok önemli bir şans. Yıllarca yetişkinlere gönüllülük eğitimleri verdim, gönüllülük kursları verdim, gönüllü evleri açtım. Yani çok proje yaptım gönüllülük üzerine ama şu anda ben de 39 yıllık bilgi, birikim ve deneyimimi gönüllülerle paylaşmak istiyorum. Çeşitli vesilelerle gönüllülere ulaşmak istiyorum. Ve gönüllüleri çok yakından tanıyorum. Bütün arkadaşlarım benim gönüllü. Başka bir arkadaşım yok ki. O yüzden gönüllüler proje yapmakta çok zorlanır. Birbirlerinden yararlanmakta, birbirlerinden deneyimlerini almakta, birbirlerinden yaptıklarını öğrenmekte çok zorlanırlar. Yoktur böyle bir kanal. Ben de bütün gönüllü kuruluşları bir arada toplayan, projelerini, haberlerini diğer gönüllülere ulaştıran bir gönüllü platformu kuralım dedim. 5 Aralık 2016'da Dünya Gönüllüler Günü'nde Büyük Kulüp'te Türkiye'nin bütün ünlü gönüllülerinin de katıldığı bir toplantı yaptık ve orada gönüllü platformunun kuruluşunu ilan ettik. İlk 3 ay şey dönemiydi, tanınma dönemiydi. Şu anda günde 50 ila 100 takipçi katılıyor. Yani gönüllü platformunun çeşitli kanallarda 15 bine yakın takipçisi oldu. Artı 8 aylık, 6. ayın sonunda nereye ulaştık diye son 6. ayın sonuçlarına baktık. 28 günlük Mayıs ayı döneminde, Mayıs'ın 28 gününde 3 milyon 400 bin tıklama olmuş. Oraya yüklediğimiz videoları 2 milyon kişi izlemiş. 270 bin paylaşım olmuş. Demek ki dedik, biz bir ihtiyaç karşılıyoruz. İlk 6 ayın sonunda buraya ulaşabildiğimize göre yürümemiz gerekli dedik. Bugün geldim, bu güzel stüdyoyu gördüm. Dedim belki biz de böyle bir stüdyo kurarız veya buralardan yararlanırız. Ekim ayında gönüllü platformuyla müşterek çalışan Gönüllü Hizmet Akademisi diye bir sosyal medyadan dijital eğitim veren bir şey daha kuracağız. Akademi kuracağız. Çünkü gönüllülerin eğitime çok ihtiyacı var. Yani bir insan sevmek mi istiyor? Sevgiyi öğrenmeli, gönüllülüğü öğrenmeli, saygıyı öğrenmeli, şefkati. Bunların hepsini öğrendikçe daha verimli hale gelir. Yılbaşından sonraki hedefimiz ise bir gönüllü TV kurabilmek. Bütün gönüllülerin, projelerinin yayınlandığı, konuştukları, anlattıkları bir şey. Ondan sonra gönüllülük sonsuz bir hazine. Her sene 2-3 projeyi devreye sokarak Türkiye'de gönüllülüğün yaygınlaşmasını ve insanların gönüllülüğü tanımalarını arzu ediyorum. Çünkü ben 75 yaşındayım. Şükürler olsun. 51 yıllık ticaret sonunda kendime, çocuklarıma, aileme yetebilecek her şeye sahiplendim. Bundan sonrasını ne yapacağım ki ben? Sadece ve sadece bütün zamanımı, bilgimi, birikimi, maddi manevi olanaklarımı, bir aile vakfımız var, Gönüllü Hizmet Vakfı diye, hepsini gönüllülüğe adayarak ve gönüllü yaşayarak hayatımı sürdürmek istiyorum. Peki İnal Bey, şimdi şöyle bir algı var genel olarak. Sanki böyle boş zamanı olan insanlar gönüllü
olurmuş gibi bir algı var. Bu sizce ne kadar doğru? Benim bir sürü iş adamı arkadaşım var. Hepsi İnal abi diyorlar, biz sana imreniyoruz. Sen ne kadar güzel bir hayat sürdürüyorsun. Bir gün gelsin, şuralara ulaşayım, bak ben de gönüllü olacağım diyor. Diyorum ki, o ulaşıktan sonra olacağım diyorsan, senin gönüllü olabilme imkanın yok. Maddi hedeflere ulaştığın anda hemen yeni bir hedef daha koyarsın. Para cebine girdikten sonra artık senin olmuştur. Hemen yenisine göz dikersin. Hemen yenisini aramaya başlarsın. O yüzden gönüllülük zamanı bol olan adamın kesinlikle işi değil. Ben en büyük zararı gönüllülük yaşamımda zamanı bol insanlardan gördüm. Gelirler, gönüllü projeler yapan, gönüllü çalışan insanları meşgul ederler. Yarenlik yaparlar. Vakit geçirmek isterler. Hiçbir şey yapamazlar, yapamazlar. Hadi bir çay içelim derler. Hadi bir tavla atalım derler. Yok, gönüllülük zamanı az olan. 2 dakikanın içinde. Benim bir arkadaşım var. 22 yıldan beri beraber gönüllülük yapıyoruz. 10 dakika otursak 5 tane proje üretiriz. Ve hemen de uygulamaya başlarız. O yüzden en yararlı gönüllüler zamanı en fazla az olan gönüllülerdir. Ayrıca gönüllülüğün zamanı yok. Sevmenin zamanı var mı? Şefkat göstermenin zamanı var mı? Şu karşıdan bir çocuk koşup geliyor. Sen ona şimdi kucak açmazsan, o düştükten sonra kucak açarsan ne işe yarar? Gönüllülük hemen, her ihtiyaç olduğunda sevgini, merhametini, içindeki dostluğu, arkadaşlığı, takdiri, teşviki, her şeyini başka insanlara verebilmektir. Bunların yanında para, pul filan o kadar değersiz kalır ki, o kadar değersiz kalır ki, esas önemli olan, yani bir takdirle hayatı değişen insanlar vardır. Bir sırtını sıvazlamayla kendini güçlü hisseden insanlar vardır. İhtiyacı olduğunda omuzunu açıp, omuzunda ağlamasını sağladığında kendini güçlü ve acısından kurtulmuş hisseden nice insanlar vardır. O yüzden bunların yanında paranın, pulun, zamanın hiçbirisinin önemi yok. Her an, her dakika insanın içinde gönüllülük duygusu olmalı. Gönüllülük duygusu içinde ihtiyacı olana sarılmalı, selam vermeli, sevgisini, dostluğunu, her şeyini paylaşmalı ki gelsin bir bölümü de onu sarsın. Yani sevgisiz ortamlarda yaşayan insanlar sevgisiz büyürler. Gönüllülükle yardımseverlik aynı şeyler mi? Şimdi bizim şeyimizde, geleneklerimizde yardım kavramı vardır. Türk milleti yardımsever bir millettir. Gerçek bir yardımseverdir. Yani o yardımseverliğin zirveye çıktığı zaman da Ramazan ayıdır. Yani Ramazan o kadar rahmeti bol bir aydır ki Ramazan'da elde edilen o alışkanlıklar neredeyse bütün yıla yayılır ve insanları hep gönüllülük ve yardımlaşma arzusu içinde tutar. Ama bu çağın insanı, bu dönemin insanı, önce özellikle senin gibi insanlar artık yardımseverlik onları tatmin etmiyor. Çünkü yardım klasik anlamda iletişimin, organizasyonun bu kadar bilinmediği dönemlerde insanların yaptığı bir şey. Oysa ki şu anda tasavvur edilemez derecede o iletişim olanakları var. Organizasyon yapma gücü var. Yani üniversitelerde nasıl organizasyon dersleri veriliyor, neler yapılıyor. Organizasyon gücü var. O yüzden yardım
alanı borçlu, vereni alacaklı yapar. Hayatta hiçbir kimse borçlu kalmak istemez. Bir gün bilge bir kişiye demişler ki, birisi senin hakkında kötü düşünüyor, kötü şeyler yapmayı planlıyor. Düşünmüş, düşünmüş, hayır yapamaz demiş. Ama öyle dinliyor demişler, hayır yapamaz. Çünkü ben ona bugüne kadar hiç iyilik yapmadım ki demiş. Adliyelerdeki cinayet davalarının %67'si borç ve alacak ilişkisinden kaynaklanıyormuş. Yani insanlar yardım aldığı insanın yükünden kurtulabilmek için, yardım aldığı insana olan borcundan kurtulabilmek için borçlu olduğu insanı öldüren ne kadar çok adam vardır biliyor musun? O yüzden yardımseverlik artık geleneklerde kaldı, geçmişte kaldı. Bu çağın insanı hizmet yapıyor, hizmet organizasyonları yapıyor. Kurumsal yapı içinde bu hizmetler yapılıyor. Şimdi sen Kızılay'dan kan alsan, Kızılay'dan yardım alsan kendini bir kimseye borçlu hisseder misin? Veya herhangi bir gönüllü kuruluştan yardım alsan sen kendini bir kimseye borçlu hisseder misin? Hissetmezsin. İşte kimseyi borçlu bırakmayacak hizmetler yapılmalı. Hizmeti şöyle tarif ederler, klasik, yani çok basit anlamda derler ki, yardım bir insana balık verip karnını doyurmaktır. E sen ilelebet ona balık verip karnını doyurabilir misin? Oysa ki hizmet ona balık tutmasını öğretmektir. Balık tutmasını öğrettin mi o tutar kendi balığını, kimseye borçlu olmadan hayatı boyunca geçinir. Yardımla hizmet arasındaki fark bu kadar belirgindir. Biz mesela çalıştığımız çeşitli, hizmet verdiğimiz çeşitli kurumlarda öğrenci bursları veririz. Birisi gelir der ki, ben diyor der işte 3 çocukluk burs vereceğim. Ama ben kime burs veriyorum bileyim, bayramlarda da gelsin ona hediye vereyim, elime öptüreyim filan derler. Deriz yok böyle bir şey bizde. Biz sen gelirsin buranın havuzuna atarsın, bu havuzdan gider. Yani ben hangi çocuğu gönderip de bayramda senin elini öptüreceğim veya senin yanına göndereceğim? O çocuğu öyle durumlarla şey eder miyiz? Birçok hizmet kuruluşunda orada kalanların, orada yararlananların fotoğrafını çekmek yasaktır. Yani her insan hizmeti de kendi onuru içinde görmeli ve bulmalı. Hizmeti yapan da hizmet yapılan insana saygı içinde bu işi yapmalı. Kitaplarınız genelde sevgi ve gönüllülük üstüne. Bundan sonra herhangi bir kitap yazmayı düşünüyor musunuz? Tabii ve ki. Ve hangi konularda genelde? Aşağı yukarı 18 yıldan beri yazıyorum. Gönüllü olarak bir şey çıkarmıştık, gazete çıkarmıştık. Orada köşe yazıları yazarken de yazarlığa alıştım. Sonra şu anda hayatımın en büyük zevki yazmak ve ders vermek. Başka bir büyük zevkim kalmadı. Ocak ayında 12. kitabım yayınlandı. Hepsi sevgi, şefkat, merhamet ve gönüllülük üstüne. Kitaplarımda tek bahsettiğim konu bunlar. Şu anda iyi yaşamak üstüne bir kitap. Yarısını yazdım. Yazın dersler hafifleyince yazmaya yöneleceğim. Cömertlik üstüne yazacağım bu kitabımı. Yani bir insanı en çok güzelleştiren, bir insanı en çok güçlendiren, bir insanı en çok zenginleştiren şey cömertliktir. Vermek, paylaşmak ve hiçbir karşılık beklememek. İşte iyi yaşamak koyacağım herhalde kitabın adına ama cömert olmadan iyi yaşamak mümkün değildir. Cömert olmadan insanın kendini iyi hissedebilmesi mümkün değildir. Ağırlıklı konu olarak cömertliği
yazacağım cömertlik üstü. Anladım. Çok teşekkür ederim İnal Bey. Bize ayrılan sürenin maalesef sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü Out of Office programımızın sonuna geldik. İnal Aydınoğlu ile birlikte gönüllülük eğitmeni üzerine çok güzel bir sohbet geçirdik. Görüşmek üzere.